Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Bayram. Ersin'le Doğada Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir videoda daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sıkça sorulan sizlerin gerekse YouTube'dan, gerekse WhatsApp yolu ile, gerekse bizim bağlı olduğumuz Facebook Değerli Taşlar sayfasından, birazdan onun da resmini göstereceğim size. Facebook sayfasının resmini. Oraya da üye olursunuz arkadaşlar. Oradan da sorduğunuz sorulara ben yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Özellikle sizlerin de değerli vaktinizi boşa harcamamanız için sizlere bugün bir takım elimde olan taşlarla ilgili sizlerin doğada bulduğunuz taşları, yani kendi taşlarımdan örnek göstereceğim ki doğada bulduğunuz taşları gem kalitesi var mı? Ya da koleksiyon değeri var mı? Yani boşu boşuna yük etmemeniz için şimdi sizlere bazı örnekler göstereceğim arkadaşlar ki evinizi işe yaramayan taşlarla doldurmayın arkadaşlar. Şimdi sizlere bir takım elimde olan taşları göstereceğim arkadaşlar. Yalnız burada taş ismi vermeyeceğim. Konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Taşların değerli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bugünkü konumuz bu. Şimdi arkadaşlar rengine, desenine özellikle dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın rengine, desenine, şeffaflığına çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Size doğada rastlayabileceğiniz taş örneklerini göstereceğim. Koleksiyon ya da gem kalitesi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Gördüğünüz şöyle bir örnek. Yine şöyle bir örnek arkadaşlar. Bunların rengine, desenine çok dikkat edin arkadaşlar. Yani aksi halde bulduğunuz taş çöpten öteye gitmez. Doğada bu renklere, şu desenlere dikkat edin arkadaşlar. Bunlar kolyelik kesilebiliyor. Meraklısı bizim gibiler koleksiyon olarak da saklayabiliyor. Yani elinize, poşetinize koyduğunuz zaman evinize götürmeye değsin arkadaşlar. Şöyle rengine, desenine, kalitesine hiçbir şey yoksa, rengi deseni yoksa arkadaşlar şeffaflığına çok dikkat edin. Aksi halde ilerisi yani TRT'de bir zaman bir dizi oynuyordu. Hala oynuyordur herhalde. Dizi derken belgesel tarzında İngilizlerin nasıl evlerini çöplüğe çevirdiğini belgeselde gösteriyorlardı arkadaşlar. Sizler de evinizi lütfen taş cehennemine çevirmeyin. Çok dikkat edin. Bakın özellikle Facebook'tan soruyorsunuz, WhatsApp'tan soruyorsunuz arkadaşlar. Taşlarınız bu gösterdiğim nitelikleri taşımıyorsa kaldırın atın. Hatta hiç sormanıza bile gerek yok. Cezbedecek. Taşı bulduğunuzda rengi, deseni, şeffaflığı cezbedecek ki hem gem kalitesi olsun hem koleksiyon değeri olsun arkadaşlar. İşte örnekler bu şekilde arkadaşlar. Bunu sanırım göstermiştim. İşte doğada alacağınız, bulacağınız taşlardan bazı örnekler arkadaşlar. İşte bunlar. Ben taş ismi bugün vermeyeceğim. Bakın kimi zaman taş kendini göstermez. Islatın arkadaşlar. Islatın. Bakın. Taşın nasıl yüzünün güldüğüne bakın ki karar verin. Yani siz karar verin. Ben bu taşı koleksiyon yapacak mıyım? Yoksa gem kalitesi taşıyor da kolye, takı, yüzük vesaire yapılabilir mi diye kendiniz de artık karar merci olabilirsiniz.
İşte gem kalitesi ve koleksiyon değeri olması açısından size bir takım taşları gösteriyorum. Bakın şimdi bir şeye şahit olacağız yine. Arkadaşlar taşı ıslatacağım. Gördünüz mü nasıl değişti? Bir de arkadaşlar bu taşları bulacağınız yerleri ben size söyleyeyim. Zaten videolardan da izliyorsunuz. Deniz kıyıları. Bakın şu taşı deniz kıyısında, hatta denizin içinde buldum. Denizin içinde buldum. Geçenki videoyu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Deniz kenarında çekmiştim. En son çektiğim videoyu kamera kapalıydı. Zaten yüzüyorduk biz. Havada ılık güzel bir havaydı. Tesadüfen kıyıya yakın denizin içinde buldum. Bu da ıslanmış hali arkadaşlar. Olabildiğince ağır. Bakın renkleri, desenleri muhteşem bir taş. Yine böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunlar eğer bu kriterleri tutmuyorsa taşlar evinize almayın. Taşımaya bile değmez. Şunlar falan Facebook'ta falan paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Şunların bakın herhangi bir değeri yok. Zaten her yer bunlarla dolu. Bunların herhangi bir değeri yok. Taşları bulacağınız yerler deniz kenarları, bir dağlar, boş araziler, dere ve eski kuru dere yatakları. Yine bakın bunu ıslatayım. Bir de öyle bakalım arkadaşlar. Yani kendiniz de orada bulduğunuz taşları ıslatarak bakabilirsiniz. Kimi taş kendini göstermez. Bu şekilde de arkadaşlar taş seçimi yapabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar bu kriterlere uysun, şeffaf olsun, rengi cezbetsin. Ne bileyim şeffaf olmasa yani şart değil tabii ki. Deseni olacak. Rengi göz alacak arkadaşlar. Renkleri bakın göz alacak. Taş al beni diyecek, götür. Bakın bunların çoğunu doğadan topladık. Şunları hariç bunların çoğunu doğadan topladık. Kimisi hediye geldi. Yani sonuçta doğadan toplandı. Bu kriterlere uyacak arkadaşlar. Aksi halde taşınız çöp. Bu kriterlere uyacak. Uyması gerekiyor. Sorularınıza da arkadaşlar WhatsApp'tan, YouTube'dan, Facebook değerli taş sayfası olarak da arkadaşlar ben yetişmeye çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın buradayız arkadaşlar. Bu sayfadayız. Değerli ve yarı değerli taşlar. Bakın burada ablemleri de görüyorsunuz. Buraya üye olun arkadaşlar. Buradan da sizlere yardımcı olalım. Grubumuzu da büyütelim. Gerçek bilgileri bizden alın arkadaşlar. Buraya hepinizi bekliyoruz. Sinan Yaman kardeşim de burada. Ben de buradayım. Sizleri buraya bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Söylediğim kriterleri unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Facebook sayfalarınızda da videomu paylaşabilirsiniz. Önerebilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.